Merhabalar. Ekspremines kanalına hoş geldiniz. Bugün de elimden geldiği kadar size güzel bir içerik yapacağım. Bugünkü konumuz elektrikli araçlar, malum gündemimizde olan. Ee, biz benim de bu konuyla ilgili aslında bir videom var. Bunu açıklama bölümüne ekleyelim. Şu gördüğünüz video. Açıklama bölümüne ekleyelim. Oradan öncelikle bunu izlemenizi istiyorum. Ee, bu videoda çünkü daha fazla teknik anlamdaki birçok detayları verdim. Bu videoda da ben o düşüncelerimin zaten arkasında olduğumu ve düşüncelerimin değişmediğini ve size yine ufak tefek bu konularla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Elimden geldiği kadar. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla fikir geliyor, çok fazla soru geliyor. Problem yaşayan arkadaşlar var. Onlarla ilgili veya almak isteyen arkadaşlar var elektrikli araçlarla ilgili. Ben kendi fikirlerimi size bugün de ifade edeceğim. Öncelikle ön bilgi olarak bunu eklemek isterim. Bu anlatacağım ifadeler tamamen benim bayi eksperliğim otomotiv geçmişimden deneyimlerimi sizlere aktarmamdır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşu bağlamaz. Tamamen şahsi görüş ve iddialarımdır. E, bu konuyu bilmenizi isterim. Şimdi elektrikli araçlar konusuna gelince o videoda Size bu araçlarla ilgili bugün dediğim gibi biraz daha kendi fikirlerimi size ifade edeceğim. Kısa kısa geçeceğim. Ufak tefek notlarla da size gene video ve fotoğraflarla da bu konuyu biraz daha anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomda anlattığım menzil olsun, bazı problemler olsun... Her türlü söylediğimin arkasındayım ve düşüncelerim değişmedi. Yani bizim elektrikli araçlar için tedirginliklerimiz, bu konuda bazı şeyleri gerçekten faydalı mıdır değil midir diye düşündüğümüz birçok tartışmaları ben orada aydınlatmıştım ve gene aynı şekilleri bugün de aynı şeyleri ifade edeceğim. Yani benim elektrikli araçlara karşı çekincem değişmedi. Çünkü geçmişe de bu araçlardan kullanma fırsatım oldu. Ufak çaplı Citroen AMI Renault Twizy mantığında, bisiklet mantığında e, bu işlerle gidilecekse okey ama bir aile arabası olarak bu araçlar seçilecekse ben onaylamıyorum. Bunun da birçok nedeni var. Ama kısa kısa geçelim. Mesela menzil dediğimiz gibi asla bu araçlarda menzili tutturamazsınız arkadaşlar. Kaldı ki bu konuda mağdur olan e, arkadaşlar da var. Dün de bana bir e, Kaan diye İstanbul'dan benim te takipçim var sevdiğim. E, mesela elektrikli araçla ilgili bir problem oldu. Teknik servisten ulaşamadı. Ben Renault bayisinden görüştüm vesaire arkadaşa yardımcı olmaya çalıştım. Çocuklar tedirgin olmuş genç arkadaşlar. E, onlara da selam olsun. Biz İstanbul'da izliyorlar. Yani birçok aksayan sorunlar var zaten. Yani yolda e, herhangi bir kaza olsa herhangi bir arabanın ısıtma, soğutma sistemini çalıştırsanız ve araçlar daha teknolojik olduğu için daha çok elektriğe ihtiyaç duyduğu için e, bu konudaki bataryalar çok da yeterli kalmıyor. Yani siz orada 500 km menzil görüyorsanız emin olun 300 km'sini zor yaparsınız. Ve yıllara göre de bu araçların ne olacağı da tam belli değil. Yani bataryaya bir ömür veriyoruz, bir garanti veriyoruz ama %100 bu verimi alabilecek miyiz? Bir cep telefonu mantığı gibi düşünebilirsiniz. Yani ilk başta 2 gün sonra bir gün sonra günde iki kereye mi dönecek? Ve bunların arkasında duracaklar mı? Evet siz verimlilik alamıyorsunuz diye değiştir Bakın buradaki önemli olan bu. Verimliliği düşmüştür bu pilin deyip alabilecek misiniz? Diyelim ki bunlar oldu. Aldılar değiştirdiler. Gene Bence bu araçların uzun ömürlüğü ve aslında bu işin içinde çok daha farklı bir satış stratejisi var. Çok daha bir pompalanıyor. Bunlar tasarrufludur, şöyledir. Ben bunlara açıkçası itibar etmiyorum. Çünkü tasarruflu olduğunda şu anda düşünmüyorum. Çünkü bu bataryaların fiyatları ve bu değişme aralığı ve araçların elektroniksel arzularıyla çıkacak. Bununla ilgili büyük çaplı firmalar, mesela kiralama firmaları bir ara Tesla'nın araçlarını aldılar. Araştırıp görebilirsiniz. Ee, ve bu araçlardan vazgeçtiler. Çünkü onarım maliyetleri ve araçların kazalardaki e, risklerinden dolayı vazgeçtiler. Yani bu konu çok kapsamlı bir konu. O yüzden girdiğimiz zaman o konun başlığı altında çok uzar. O yüzden kısa kısa geçiyorum. Yoksa ben size saatlerce bu konuları anlatabilirim. E bu araçlarda dediğim gibi menzil sorunları zaten devam ediyor. Artı bu şekilde e, pil olaylarının nereye gideceği belli değil e, ve bu tasarruflu gibi gösterilen e, araçların daha sonra elektrik maliyetlerini yükseltilip daha sonra e, daha yüksek yani benzini yakalayacak, mazotu yakalayacak bir fiyata da gelebilir. Bunlar da ayrı veya vergisel anlamda bazı değişiklikler yapılıp gelebilir. Yani bir cazibe sunuluyor. Bu tüm ülkeler için geçerli. Bizim ülkemiz için geçerli değil. Düğmeye kimler bastı? Nasıl oluyor? Bu bize aşan konular arkadaşlar. Ama ben bir nacizane bir otomotivci olarak şunu söyleyebilirim size. Benim bu konulardaki çekincem çok fazla devam ediyor ve uyarılarım gün gün çıkıyor. Bakın şöyle size göstereyim. Burada her markada, her modelde işte patlayan yanan araçları görebiliyorsunuz. Nedenler arasında tabii ki işte bakın mühendislik bilgisi diyoruz. Tamam yapıldı okey. Her, yani herkese de saygılıyım bu konuda. Kimseye de bu konuda bir şey demek istemem. Onlar da bir emek veriyor. Ama bakın insanların hayatı hayatına mal olan kazalar var. Neden? Bu konuda ilgili mesela bazı hocalar da açıklama yapıyor. Onları da bulursam size eklemeye çalışayım. Yani lityum bataryaların patlama esnasında çok büyük alev aldığı ve bu Avrupa'da bu işle ilgili söndüremedikleri için artık çöp konteynerları gibi olan su konteynerlarıyla bu araçlar söndürülebiliyor. Yani bu iş bu durumda ve nerede nasıl infilak edeceği de belli değil. Bir kazanında da olabiliyor, giderken de olabiliyor, şarj ederken de olabiliyor. Yani birçok riski var ve başka bir konuda yine yine bu araçların ömürleri yani biz biliyorsunuz bir ünlü bir marka var elma olan simgesi. Mesela ilk zamanlarda çıktığı zaman hepimiz aldık bu orayı teknolojiye uyduk. Dedik ki evet daha iyi daha güzel ama sonra ne oldu bir yazılım desteği bir kesildi. Ondan sonra bunlar patır patır elimizde kaldı. Yani şu anda benim kullandığım tablet bile halen çalışıyor ama hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Hiçbir şeyi indiremiyorsunuz gibi gibi. Yani sizin aslında buradaki hedeflenen araca binme ömürlerinizi kısaltmak. Benim gördüğüm, anladığım bu. Çünkü bir tabletteki mantık gibi düşünün. 3 yıl, 5 yıl sonra bu aracı bineme. Çünkü ayrıyetten ben size bir sanayi kısmını anlatayım. Şu anda Atenler'de bir arkadaşımın aracına yardımcı oldum. Kendisinin eski bir Picasso'su var. Eski de 2010'lu yıllarda. Bir iki arıza için bu araçta İstanbul'dan buraya geldi. Ve biz bir hafta bu aracın üzerine uğraştık, yapmaya çalıştık. Olmuyor. Diyor ki ustalar diyor ki ya İlyas'cığım bunu bu şekilde yapamayız. Burada işte 20'ye yakın sensör var. Bunların hangisinde hata olduğunu bazen algılayamıyoruz. Yapıyoruz olmuyor. Yani yazılımı yazımla artık bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kapatma yardımcıları çalışıyorlar. Çünkü çıkamıyorlar. Onlar da haklı. Diyor ki bir ton para verirsin ama bu işin içine çıkamayız. Bütün arzları gidermemize rağmen yine yazılımsal desteklerle arıza çözülebildi. Yani ve kısmen çözülebildi. Tam da çözülemedi. Yani bu araçlarda yarın bir gün sanayiye gittiğiniz zaman bir yazılım desteği kesilmiş olabilir. Bu araçları ee, dediğim gibi hani e, e, kullanım ömrünü çok kısalabilir. İkinci sanayi kısmı daha hiçbir şekilde bununla ilgili hiçbir hazırlık yok. Yeterli şarj bu arada menziller için şarj üniteleri tamamen e, kurulmuş değil. O Anadolu Ajansının paylaştığım verileri vardı bir öncekinde. E, e, tabii ki değişiklikler olmuştur ama çok da öyle yaygın değil. Ben Ankara'da yaşıyorum. Burada bile e, belli caddelerde normal artık araçlar bile oraya otopark gibi kullanmaya başlamış. Elektrikli araçlar için yani oraları bile kullanamıyorsunuz tam anlamıyla. Yani bu araçlarla ilgili yapılan bu pompalama tamamen gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Ben böyle bir satış politikasının olduğunu düşünmüyorum. Zaten birçok marka Mercedes olsun, Kia da olsun, başka markalarda olsun elektrikli araçlardan biraz daha geri durmaya başladılar. Hatta bu politikalarını e, ertelemeye başladılar. Çünkü e, bu dediğimiz olayları insanlar yaşıyor ve görüyor. Yani ne kadar biz pembe tablo çizseler de bunlara çok gerçeği yansıtmadığını. Hatta hibritlerle kısmen kısmen hibriti tamam diyorum. Çünkü hibritlerin de gene e, elektroniksel arızaları çok fazla başladı. E, yakıt tasarrufu evet 1 litre 1,5 litre yapsa da yarın bu çok daha farklı çıkıyor. E, o arızalar oradaki kullanan bataryanın gene değişmesiyle gene bu elimizdeki bu veri gitmiş oluyor. Yani buradaki tasarrufumuz gitmiş oluyor. E dediğim gibi bu çok, konu çok kapsamlı ama bence burada e, tamamen böyle bir e, buraya yönlendirilen bir satış politikası var. Bunların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ben elektrikli araçları şu anda onaylamıyorum. Hem teknik altyapımız hem bataryaların menzilleri hem bataryaların malzemeleri bunlar artık kimyasal bilgiler içindeki kobalt denilen bir maden var onun için işte öbür videomda paylaştım Afrika'da veya gelişmemiş ülkelerde çocuk işçileri kullanıyorlar yani geri dönüşüm diyoruz, çevrecilik diyoruz bazı şeyler için ama bence çok gerçeği yansıtmıyor. Yani Avrupa'da birçok ülkede, Lüksemburg gibi ülkelerde toplu taşıma insanları yönelirken ücretsiz toplu taşım sunuyor bazı ülkeler. E bunlara yönelik yani şehir merkezlerine araçları sokmuyorlar. Toplu taşımla bazı şeyleri çözmüşler. Bizim onlarca fabrikamız var. Onlarca karbon salınımı yapan iş yerlerimiz var. Yani biz bazı şeyleri kesmeden yani elektrikli araçları yaptık oldu bitti öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu şekilde bir politikayı ben doğru bulmuyorum. Biz yaptık oldu bitti mantığıyla yaparsak orada birçok dediğim gibi çevreyi kirleten başka sebepler de var. Onları kesmeden sonra elektrikli araçların yarın bize bir çöp yığını olarak karşımıza da çıkabilir. Bunları da zamanla göreceğiz ama Mesela bazı markaların bile mesela burada Kia olsun mesela örneğini koyayım oraya. Bununla ilgili patlama risklerini size dürüstçe söylemiş marka. Yani yanma patlama riskleri var. Yani bunlarla ilgili tabii ki bir çalışmalar bir argeler yapılmış ama yani bunların şu anda sorunlu olduğu ve araçların alev aldığı birçok nedenleri pillerle alakalı olsun soğutma sistemleriyle alakalı olsun birçok sorunlar var. O yüzden bunların çözüm çözümüne gidilmesi lazım yani bir bu politikanın çok değişmesi lazım diye düşünüyorum Bu yüzden de şu anda bu elektrikli araçları ben önermiyorum hem ikinci el ömrü hem menzil hem bakım maliyetleri, bu arada bakımla ilgili de şunu söyleyeyim, bakım yok diye satıyorlar ama öyle bir şey yok. Hem fren sistemleri, hem aracın soğutma sistemindeki polen filtresi vesaire onlarla ilgili bakımları var. Aynı zamanda elektroniksel anlamda kontrol içinde gene sürekli rutin bakımlarınız var bunu da hatırlatmak isterim. Yani hem de bu bakım maliyetleri gibi gösterilip e, yok değilim satış politikasıyla gene sunulan e, aynı zamanda çok az yaktığı ile alakalı sunulan şeylere ben itibar etmiyorum, inanmıyorum. E, bundan sonraki süreçlerinde takipçisi olacağım. Şimdi bu konuyu bu şekilde bitirelim dediğim gibi öbür videomu izlerseniz burada bunları biraz daha açarak size anlattım. Kimsenin değinmediği, daha az değindiği diyelim bir de sağlık problemleri açabilir. Benim korktuğum yanlarından birisi de bu. Yani dışarıda hiç mi sağlık problemi olmaz? Bu manyetik alanla ilgili bazı şeyler. Dışarıda bazı şeyler. Evimizde de modemler var. Yani ben şöyle bir örnek koyayım size mesela. Bir evdeki modem veya cep telefonunda yaydığı sinyalden dolayı şu anda işte kanser olabileceğimiz belli bir yürü bizi sağlık sorunlarına sürükleyecek olaylardan bahsediyor. Ve bu manyetik alan çok ciddi bir konu aslında. İşte insanlar hep doğaya kaçıyor. Niye kaçıyor? İşte bu topraklama yapıyor insanlar. İşte içindeki hem stresini atmak için hem manyetik alandan kurtulmak için biz evlerimizde modemlerden dahi bugün ee, tıp bilim bize diyor ki bu kansere kadar götürebilecek bir olaydır diyoruz. Biz bir pil kütlesi, pil kütlesi ve manyetik alan üzerine giden bir araç manyetik alan oluşturduğu aktarma ünitelerini manyetik alan oluşturduğu bir ünitenin üzerine gidiyoruz. Otomobil dediğimiz bu elektrikli araçlarla. Yani bunun, bunun hiç mi bize zararı yok? Yani bununla ilgili bakın profesör hocalarımız ben onları koyayım. Sağlık sorunları manyetik alanın sağlık sorunlarıyla ilgili çok fazla bahsetti. Ve Bunları ben okuyorum. Siz de okumanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili üniversitelerin çalışmaları var. Manyetik alan ve sağlık diye bir arama motoruna yazarsanız burada Bunların ne kadar tehlikeli olduğu, zamanla çıkacağını e, göreceğiz. Yani günümüzde birçok işte kanser durumlarının bilinmediğimiz sebeplerden kanserler, insanların hayatını kaybetmeleri söz konusuyken e, bu şekilde bir risk de var. Aa İlyas siz çok mu e, bilim kurgu izliyorsunuz? Hayır bilim kurgu izlemiyorum. E, bazı şeylerin gerçekten e, yaşanabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili hatta ee, bir film de var izleyebilirsiniz Tesla'ların eee şehre saldırısıyla ilgili e, Netflix'te bununla ilgili bir film de var onu da izleyebilirsiniz. Ben bunlara inanan kitlelerden çünkü yakın zamanda bir pandemi yaşadık biliyorsunuz. pandemide de birçok şeyler oldu. Bize bazı politikalar da yatıldı. Bugün insanların birçok sağlık sorunları çıktı. Ee, biliyorsunuz bu bizim ülkemiz için değil tüm ülkeler için böyleydi. Ee, ve birçok sağlık sorunları çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu zamanda da bilim vardı. Şu anda da bilim var. Ama bu deneme yanılma yöntemiyle gittiğimiz için bazı şeylerde e, bunların sonuçlarını daha sonra faturalarını daha sonra daha ağır ödüyoruz. Ben de bir nacizane bu konudaki tedirginliklerimi size ifade ediyorum. Bir otomobil seven birisi olarak, otomobil geçmiş olan birisi olarak bunları anlatmak istedim. Bundan sonraki tercihler sizindir. Ben böyle bir aracı almayı düşünmüyorum. Şu anda da almam ama dediğim gibi ufak mantıkla atıyorum siz bir ay balıkta yaşıyorsanız işte ufak bir beldede yaşıyorsanız elektrikli araçlar minik böyle bisiklet mantığında gidecekseniz Kısmen katılıyorum ama bir aile arabası olarak ben bu araçları almanızı önermiyorum. Aynı zamanda sıcak ve soğuktaki dengesizlikleri de ayrı bir capası. Onunla ilgili de gene belgeler sunmaya çalışırım size. Amerika'da bununla ilgili çok fazla e, sorunlar yaşananlar var. Amerika'da Bununla ilgili de geçenlerde bir beyefendi de ifade etti e, sosyal medyada ama bilmiyorum kimliğini nedir e, gazeteci mi, başka bir otomobilci geçmişi var mı? Amerika'da da bununla ilgili çok fazla e, şiddetli baş ağrısıyla insanların hastaneye başvurduğu biliniyor. Ha bunu araştırdığın zaman G kuvvetinden diyorlar. 0-100 arası G kuvvetinden dolayı bu baş ağrısı oluyor ama e, siz de alıp her dakikada 0-100 yapmıyorsun sonuç olarak bu araçlarla. Ben bunların da gene gerçeği yansıttığını inanmıyorum açık bu manyetik alanın oluşturduğu şeyler e, bulabilirsem size gene eklemeye çalışırım. Bu araçlarla ilgili şarj esnasında yaydığı manyetik alanı e, aracın içinde kullanılırken yaydığı manyetik alanı gösteren videolar bulmaya çalışırım ama çok zor e, hepsini bulamıyoruz. E, bununla ilgili araştırmalar yaparsanız da bu dediğim ifadelerin doğru olacağını göreceksiniz. Şöyle konuyu toparlarsak yine görüşlerimle e, son kez ifade edeyim ben şu aşamada hiçbir elektrikli aracı markası modeli ne olursa olsun önermiyorum arkadaşlar. Bu dediğim çekingenlerden dolayı hem paranızdan hem sağlığınızdan olmanızı istemiyorum. O yüzden de ben bir e, bu konuda bir otomobil sever olarak ve sizleri beni seven bir kitleyi e, uyarmak istiyorum. Bununla ilgili çünkü çok soru geliyor. Bu konuda da fikirlerimizi ifade edelim. Daha sonra da bu konuyu noktalamış olalım. Çünkü daha fazla bu elektrikli araçlarla ilgili bir böyle bir satış politikasının içinde ben de olmak istemiyorum. İnsanları inanmadığım projelerin içine sokmak istemiyorum. Mağdur olmalarını istemiyorum. Son olarak şunu da ekleyerek kapatayım. Dediğim gibi başta söylediğim gibi bu videonun ben birinci bölümünü çektim. E, o bölüm çektiğim tarihi tam hatırlayamıyorum ama ben bugün de o gün söylediysem ne dediysem arkasındayım. Genel fikirlerim aynı ve sabit ve gün günde dediğim şeylerin çıkmasına e, hem üzülüyorum hem de e, doğru bir şekilde uyardığım için sizi o anlamda seviniyorum. Ama olayları görünce böyle can kayıplarını da görünce ve insanların mağduriyetlerini görünce üzülüyorum. E, bunu da belirtmek isterim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.